Pekala efendim. Şimdi o zaman çocuklarımızı birazcık daha kuvvetlendirelim. Sen evet. de çilekli dondurmanın tarifini istersen tamam. vermeye başla. Hocam ne var şimdi burada? Ne yok ki? Heh. Bağışıklık için her şey var. Var. Aslında kefir. Peki. Probiyotik deposu. Evet. Çocuklarımız için mükemmel bir şey içecek. 6. aydan sonra eğer ki herhangi bir çok da gıda alerjisi yok ise, bir inek sütü alerjisi yok ise 6. aydan itibaren başlanabilir kefire. Hep soruyorlar, buradan söylemiş olalım. Kefir çünkü içerisindeki probiyotikten dolayı ciddi anlamda bağırsak florasını zenginleştirerek bağışıklığımızı güçlendirir. Peki. O yüzden kefir bizim için olmazsa olmaz. İkincisi bal. Balı bilmeyen yok zaten. Evet. Bağışıklığa evet. birebir. Ceviz hem omega 3 deposu bu şekilde bağışıklığı da güçlendirecek. Ay, hem de içerisindeki... Arada yedirmiş oluruz. Ceviz benimki mesela tabii. yemiyor. Her çocuk ceviz yemiyor. Bu şekilde yemiş olacaklar. Kamufle etmiş olur. Ben hep ailelere de söylüyorum. Eğer sevmiyorsa bir şeyle kamufle edin. Kamufle edin. Evet. Ne olacak? Hiçbir sıkıntı olmaz. Kuşburnu marmelatımız ciddi antioksidan, tamam. antosiyodin var ve ciddi anlamda yine bağışıklığı güçlendirecek. Oh. Biz bunları bir araya getirip ne yapacağız? Bir dondurma yapacağız. Ay çok güzel. Harika. Harika. Burada şu ayrıma da varalım. Hep söylüyorlar işte hocam dondurma hasta eder mi? Evet. Yani buna da bir açıklık getirelim. Aslında dondurma hasta etmez. Hmm. Yani fazlasını tüketmediğimiz sürece. Şimdi burada soğuk hava... Neden bizi sıkıntıya koyar? Çünkü soğuk havada bizim direncimiz, bağışıklığımız düşer. Ve biz hastalığa açık hale gelir. Yani bizde hastalık yapmayacak bir mikrop bile soğuk havada, o yüzden kışında hasta oluruz daha açık. O yüzden ne yapıyor? Bağışıklığımızı düşürüyor ve ister istemez hastalığı açık hale getiriyoruz. Evet, keza burada da öyle. Çok sık eğer ki bademcik iltihabı oluyorlarsa tabii çok tüketmesinler. Ama haftada birkaç kere bence vermelerin hiçbir zararı olmayacak. Zarar yok. İyi tamam. Aynen harika öyle. O zaman. Pekala. Buyurun şimdi efendim. Burada... Kefirimiz var. Aslında evet. hepsini karıştıracağız. Tamam. Burada miktarı kendileri belirleyebilirler. Tamam. 6. aydan itibaren dediniz herhangi bir süt gıda alerjisi olmayan bütün çocuklar. Şimdi bu tarifimiz bir eş sütü. Çünkü içerisinde bal var. Tamam. Bal bir eşin altına vermiyoruz. Ama kefiri 6. aydan itibaren başlayabilirler tamam. annelerimiz. Burada kefirde bir ayrıma varmak lazım. Çok ekşi olmaması lazım dondurmada. Evet. Ekşi olduğu zaman çocuklar birazcık sevmeyebiliyorlar. Ama biz tabii tatlandırmak için içerisine şey de koyacağız. Bal ve kuşburnu da koyacağız. Ve bunlarla zaten... Hem bağışıklığını güçlendirmiş olacağız hem de güzel bir dondurma tarifiyle çocuklar sevmeseler bile bunları aslında yemiş olacaklar. Evet. Hani şimdi bak mesela ceviz sevmiyor dedi ya olan buzdolabına buzluğa girince ceviz dondurmanın içinde onu anlamıyorlar. Daha yenebilir bir evet. lezzet oluyor sevmeyenler için. Dondurmaya ne koysan yiyebilirler vaziyetindeler yani. Olsun, yeter ki dondurma. Evet yeter ki dondurma. Bayılıyorlar onlar ama kesinlikle. Çok iyi fikir. Evet Meltem ablacığım. Zaten senden gelen her şeyi bayılarak yiyebiliyorsun. Ah, ben Meltem Hanım'dan birazcık yardım isteyeceğim. Evet. Aa, tabii ki. Hemen hocam memnuniyetle. Ben çok o işleri beceremem. Tamam, İşlerine koyayım. Ben yapayım her hocam. Birini. Şunu da tamam. Buradan en azından izleyicilerimize söylemiş alayım. Olalım. Bunu da iyice böyle önce bir rondodan geçirip iyice tamam. şey yapmak lazım. Tamam. Toz haline getirmek lazım. Tamam. Sonra miktarı kendileri belirleyebilirler. Peki, ama ben rondoya şöyle bir kaseye hemen hocam, hemen. Hocam şöyle yapıyorum ben. Bunları karıştırıp bir tur yarım saat donduruyorum. Onları da rondodan geçiriyorum. İkinci, iki üç sefer karıştırıyorum. Aynen öyle. Ben 6 saatlik olarak belirledim. 6 saatte, saatte bir kere çeviriyorum. Çevirmek lazım. Evet buyurun işte yeterli, harika oldu. Gayet güzel evet, oldu. Buraya mı karıştıralım Meltem abi? Onu da içine karıştıralım. Onu da içine karıştıralım. Burada Meltem Hanım da söylediği gibi çok sık saat başı sürekli böyle çıkarıp evet. çıkarıp karıştırmak lazım. Yani, homojenize olsun diye. Çok bütün, güzel. Bütün ev dondurmalarında normalde hiç bunu karıştırmadan dondurursanız sıkıntı şu birbirine yapışıyor, içi havalanmıyor. Yani o bizim yediğimiz hazır dondurmalardaki gibi o kremsi lezzeti elde edemiyoruz içinde. Bir de içinde. Böyle kar gibi oluyor değil kar mi? Kar gibi oluyor. Kar gibi evet. oluyor çünkü homojenize olmadığı için. Daha sorbe tarzı, daha içine süt ve krema konmayan... Dondurmalar tarzı dediğiniz gibi buzlu buzlu oluyor. Ama bu yarım saat bir saat dolapta bekledikçe çıkartıp arada iyice karıştırdığınızda ki ilk önce kenar kısımlarından donmaya başlıyor dondurma. Onları öne doğru alarak karıştırıp yarım saatte bir yaklaşık 6 saat sonra da şahane yine bir, evet, bir dondurma haline geliyor. Saat. Müthiş 6 evet. saat boyunca o zaman dondurma oluyor. Bak çok evet. güzel bitiyor verdin gene Meltem abla. Aynen öyle. Yandan dedin kenarlarından evet, yanlardan donmaya başlıyor. Difrize duruyor. Evet evet difrizden çıkartıyorum yarım saatte bir saatte bir difrinizin soğutma durumuna göre. Yanlardan içe doğru sonra hepsini karıştırıp tekrar atıyorum. Oh. 6 saat sonra hatta bir gece beklerse. Ha. Bir de güzel çocukların seveceği böyle kalıplara koyarsak evet. böyle farklı çizgi film kahramanları falan. Çok iyi fikir. Çok bence güzel. İçinde kefir olduğu için bunun süresini hemen ben soracağım. Dondurmayı da onu da sormak istiyorum ben size. Yani dondurmada süre olarak çok dondurulduğu için tabii ki bana kalırsa çok 3 günü geçmesin tabii bence. Ki. Evet, yani 3 evet. günü geçmeyecek şekilde kullanılabilir. Sıkıntı olmaz. Onda problem olmuyor.